Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Alanya Spor'umuzun yeni teknik direktörü Sayın Erol Bulut hocamızla sözleşme imzalıyoruz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah etmiş olduğu başarıların devamını burada devam ettireceğini düşünüyoruz. Erol hocam biliyorsunuz kendini kanıtlamış ve Malatya Spor'da da çok iyi başarılara imza atmış bir hocamız. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Allah utandırmasın. Bundan önceki çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın hocamıza ve ekibine de canı gönülden hem şahsım ve camiamız adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki görevinde de ona da başarılar diliyoruz. İnşallah Erol hocamla da inşallah bu sene yolumuzda iyi bir şekilde devam i̇nşallah. Ederiz ve iyi neticeler alırız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tabii ki şimdi yani biz biliyorsunuz transferlere iki tane transfer yaptık bundan önce. Hem bir kaleci bir futbolcu. Tayfur yerli futbolcu olarak biliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bugün sözleşmemizi imzaladık. Şu andan itibaren hep beraber transfer komitemizde ve teknik heyetimizde düğmeye basıyoruz. Hocamızın da söylediği gibi birçok istediğimiz ve birçok yani kafamızdan geçen ya da düşündüğümüz futbolcular tabii ki var ama bunların tabii ki hepsi olacak diye bir şey yok. Bir kere yıldız almak amacıyla almamak lazım. Biz biliyorsunuz biz sahada mücadele eden yıldız lazım bize. Onun için şu anda illaki şu yıldız futbolcu alacağız diye herhangi bir düşünce yok ama tabii ki kısmet bu. Her şey olabilir. Tabii düşündüğümüz futbolcular da var. Bunların içerisinde Alanya Spor'umuza mevkilerine göre teknik heyetimiz ve transfer komitemizle birlikte mevkilerine göre alternatif oyuncularımız da var tabii yani sıralıyoruz 1-2-3 alternatif diye. Yani en iyilerini kazandırmak için hep beraber mücadele edeceğiz şu dakikadan itibaren. Güzel bir yeni başladığım hocalığıma yeni Malatya Spor'da 2 senelik bir sürece yakın bir sürecim oldu. Başarılı olduk Allah'a şükürler olsun. Ama oradaki maceramız kapandı. Şu an bugünden itibaren Alanya Spor'la maceramız başlayıp istediğimiz hedeflere hep birlikte teknik ekibim, ben, başkanımız, yönetimimiz, medyamız, taraftarımız, şehrimiz hep birlikte inşallah güzel hedeflere yürümeyi Allah bize nasip eder. Tabii ki hedefimiz Alanya Spor'u geçen sene bitirdiği pozisyondan 9. sırada bitirmişti Alanya Spor'umuz. Onun üzerinde inşallah iyi yerlere takımımızı taşıyarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. İki kulvarda tabii yarışacağız. Bu iki kulvarda bizim için çok önemli. Hem ligde hem kupada en iyisini yapmaya çalışacağız. Ona göre de zaten takımımızı şekillendireceğiz. Yeni gelecek takviyelerle birlikte Alanya Spor'u herkesin istediği hedefe getirmeye çalışacağız. Teşekkürler. Fiorentina ile ilgili benim de son İtalya'da çıkan haberlerden sonra Türkiye'ye zaten bu haber yansıdı. Çıktıktan sonra benim de bilgim oldu. Gelip kendileri izlemişler. 7-8 maçlık bir takibi almışlar bizi. İlgilendiklerini söylediler. Ama zaten yeni hocalarına gece sezonun sonlarına doğru belirlediler. Montella'yla biliyorsunuz anlaştılar. Önemli olan bize yurt dışında da teklifler gelmesi güzel. Benim adıma olsun. Türk hocalar adına, teknik direktörler adına güzel bir şey. Demek ki işimizi biz Malatya Spor'da iyi yaptık, başarılı yaptık. İnşallah burada da aynı başarıyı ve üzerine koyarak yapmaya çalışacağız. Bunu gerçekleştiririz. Futbolcu konusunda evet Cillerme iyi bir futbolcu. Güzel bir iyi bir sezon geçirdi. Başarılı bir sezon geçirdi. Onu da zaten Malatya Spor'a benim yıllardır takip ettiğim bir futbolcuydu. Malatya Spor'a kazandırdık. Şu an kendisi boşta olan bir futbolcumuz. Evet ilgilendiğimiz bir futbolcu ama sadece o yok. Çok futbolcular var ilgilendiğimiz. Kulübümüzün menfaat doğrultusuna ekonomi aşmadan pozisyonda da bir onun başkanı benden daha iyi biliyordur. O doğrultuda bize yarayacaksa her iyi futbolcudan yararlanmak isteriz tabii.
Hocam daha önce canlı yayın telefonla katıldığınız TV'de Alanyaspor kadrosunun, zaten kendi kadrosunun durduğunu söylediniz. Evet. 5-6 transfer yapacağız dediniz. 5-6 transfer yeterli mi? Alanyaspor kadrosu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Kadro zaten iyi bir kadro. İskeleti var. Tabii ki takviyeler olacak. Çünkü sadece ilk 11'de oynayacak değil, yedek kulübümüzü de zenginleştirmemiz gerekiyor. Çünkü iki kulvarda yürümek istiyoruz. Şartlara bakacağız inşallah. İstediğimiz transferleri en kısa zamanda yapıp kulübümüze katkı yapacak futbolcuları buraya hızlı bir şekilde kazandırırız. Alanyaspor'a taraftarından mesajım, heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Takımımız coşkulu ve iyi futbol oynayacağına herkes emin olsun. En azından kendi sahamızda bileğe zor bükülen bir takım olma gayreti içerisinde olacağız. Deplasmanda da iyi mücadele edip puanları toplamaya çalışacağız. Yeter ki onlar takımın arkasında olsun. Takımı en iyi şekilde desteklesinler. Tabii ki her zaman iyi gidişat olmayacak. Düşüşümüz de olacak. İnşallah o düşüş fazla sürmeyip yine çıkışa hep birlikte gireriz. Yeter ki onlar arkamızda olsun.